Edirne'de 100'e yakın kurbağa avcısı yakaladığı kurbağaları satarak evini geçindiriyor. Gece kalırız. Anladın? Mahallelerindeki kahvehanede sabahın erken saatinde toplanıp kurbağa toplayacakları rotayı belirleyen kurbağa avcıları, daha sonra gruplara ayrılarak ellerindeki kasık çizme ve sini büyüklüğündeki kurbağa yakalayacakları kepçeyle yola koyuluyor. Şeye bakarız. Bu hani 6-7 sene uğramadık. Genelde çeltik arazilerindeki su kanallarıyla göllerde avlanmayı tercih eden kurbağa avcıları, kepçe yardımıyla tuttukları kurbağaları bellerine astıkları çuvallar içerisinde biriktiriyor. Bu zorlu mesleğin temsilcilerinden ikisi de küçük yaşta avcılığı öğrenen Murat Ovalı ve Ercan Koç. Avrupa mı gibi be Ercan? Avrupa'ya gidiyor bunlar. Bir çıkarma kepçe. Zamanlarının büyük bir bölümünü kurbağa avlayarak geçiren ikili, zor da olsa babalarından miras kalan mesleklerini devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor. Ercan be. Bravo. Mala bak be, mala bak. Şimdi torba. Torba çeksin. Başlarım be. Buraya bak be. Kuzu, kuzu burada. Günde yaklaşık 20 kilogram kurbağa tutan Ovalı ve Koç, kurbağanın kilosunu aracılara yaklaşık 10 liradan satıyor. Ovalı yaptığı açıklamada babasından devraldığı kurbağa avcılığı mesleğini yaklaşık 25 yıldır sürdürdüğünü belirtti. Şimdi bu meslek hemen hemen yarım asırdır devam ediyor. 50 seneden beri babalarımızdan kalan bir meslek. Ovalı mesleğin hem zor hem de çok zevkli olduğunu anlattı. Yalnız arkadan gelen nesil bu işi fazla pek sevmiyor. Hani ufaklığımız bu taraflarda, bu meralarda geçti. Kurbağanın kilogramını çok ucuz fiyatlara sattıklarını, bu nedenle pek para kazanamadıklarını anlatan Ovalı, Avrupa'da porsiyonu yüksek fiyata satılan kurbağa bacağının kilogramını 10 liradan sattıklarını vurguladı. Tabi bilmeyen içi de bu işi mesleğe yapan zor. Şükrüneden zor. Kurbağalarını bilmek lazım. Suyun derinliğini bilmek lazım. Boğulma riskleri var. Hani bu iş biraz bilmeyene biraz zor. Balık tutma benzemiyor. Gece farklı, gündüz farklı tekniklerle kurbağa avladıklarını anlatan Ovalı, gündüz kepçe yardımıyla avladıkları kurbağaları gece lüks ve kuvvetli ışık yardımıyla yakaladıklarını aktardı. Göstererek. Burayı bir kumalarda. Allah kahretmesin onu. Engellemeli bunlar da. Ercan Koç ise kurbağacılığın dedesinden babasına, babasından da kendisine meslek olarak kaldığını anlattı. Koç, kurbağa avcılığını ek gelir olarak yapsın ifade etti. Mesleğin zorluğuna rağmen doğayla iç içe olmanın kendisine huzur verdiğini vurgulayan Koç, bazen gece gittikleri kurbağa avında bir hafta doğada kaldıklarını sözlerine ekledi. Türk mutfağında yeri olmasa da Avrupalıların lüks lokantalarında kurbağa bacağı oldukça rağbet görüyor. Balıkesir'den gelen toptancının geleceği güne kadar kurbağaları 3-5 gün evlerinin bahçelerinde ya da depolarına yaptıkları küçük havuzlarda biriktiriyor. Toptancı kışın kimi zaman 20-25 liradan, yazın ise 10 liradan kilogramını aldığı kurbağaları tesislerinde işliyor. Dondurulan kurbağa bacakları Fransa, İsviçre, İtalya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Edirneli kurbağa avcılarının güçlükle yakaladığı kurbağalar Avrupalının sofrasında porsiyonu 10 ila 30 avradan satılıyor. Adana sahillerinde geziyorum, her gece yollarını bekliyorum.